İnşallah 1 Nisan'dan sonra biz böyle geçen projelerimizi, işte yapacağımız şeyleri, seçim beyannamemizi açıkladığımızda da bunu söyledik. Bizim böyle mega projeler, çılgın projelerle geçirecek zamanımız yok. Bu projeleri hazırlamakla geçirecek zamanımız yok. Biz öncelikle ilk işimiz yaralarımızı sarmak, ilk işimiz, sizlere bunun sözünü veriyorum. Bunu olmayan alanlar, orta hasarlılar ve rezerv alanlarıyla ilgili bilinmezliği, çözümsüzlüğü bir an önce ortadan kaldırıp herkesin bu konuda ne yapacağını, nasıl bir çözüme kavuşturulacağını öğreneceği bir sistemi öncelikle devreye sokmamız lazım. Bilinmezlik ve karşımızda bir bu konuda muhatabın olmaması şu andaki en büyük sıkıntımız. Önemli olan şeffaf olmak, birlikte karar verebilmek. Biz inşallah 1 Nisan'dan sonra sizlere bunun sözünü şimdiden veriyorum. Bizim ilk işimiz orta hasarlılar, uygun olmayan alanlar ve rezerv alanları. İptal ederek geldim. Çünkü sizin mücadeleniz bizim mücadelemiz. Çok iyi biliyorum ki buradaki hiç kimse, şu alandaki hiç kimse bireysel hiçbir şey istemiyor. Buradaki herkes bu memleketini sonuna kadar seven ve memleketi için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bu anlamda sizin sesinize aylardan beri kulaklarını tıkayanlar acaba bir gün gelir vicdanlarının sesini dinlerler mi, çok merak ediyorum. Net olacağız. Net, ilmin ve bilimin ışığında. Bakın işte vatandaş diyor, orta hasarlı binalar yeniden incelensin. Bu ülkede üniversiteler var. İnşaat mühendisliği bilimini en iyi bilen hocalar var. Biz Kahramanmaraş'ımızı seviyoruz. Biz Kahramanmaraş'ımızın bir çakıl taşının heba olmasını istemiyoruz. Bir tek ferdinin zinhar bir ceza çekmesini, eza çekmesini istemiyoruz. Orta hasarlı binalar, rezerv alanlar ve uygunsuz alanlar çözülmesi gereken ilk problemlerden birisi Kahramanmaraş'ımızda. Haklı mücadelenizin, bu haklı direnişinizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Onlara bu sesi inşallah hep beraber duyuracağız. Onların duymayan kulağına ulaştıracağız bunu inşallah. Biz burada hakkımız olmayan şeyi almaya çalışmıyoruz. Sizler burada hakkınız olmayan şeyin mücadelesini vermiyorsunuz. Siz burada bilimle, ilimle bu işin ortadan kalkmasını ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Biz onların bu sıkıntısını ortadan kaldırmak istiyoruz. İnşallah az önce de ifade ettiğimiz gibi bu uygun olmayan alanların, rezerv alanlarının ve orta hasarlı binaların bu mağduriyetini bilimle, bilim insanıyla bizler çözeceğiz. Bu onurlu direnişinizden dolayı Kahramanmaraş halkını kucak dolusu ben alkışlıyorum. Susmadığınız için, onurlu direnişiniz için, bu haklı kavganız için ömür boyu hem şehrimin, hem sizlerin, hem de ülkemizin yanında olmaya, sesimizi gür bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraşlı, sen uyan, bu onurlu direnişinle, bu güzel duruşunla, haklı isyanınla bu sesimizi hep birlikte duyuralım. Uygun olmayan alanlar çözüm bulana kadar bizler meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bizi 15 gün, 20 gün diye artık oyalamalarını istemiyoruz. Bizler artık oyalanmaktan bıktık. 14 aydan beri biz hala beklemedeyiz. Lütfen artık sesimizi duysunlar, bizi oyalamasınlar. Seçimden önce bunu artık sonuca bağlasınlar. Bizler evlerimizi istiyoruz.